Evet arkadaşlar, dedi ki geçen hafta, yani geçti, vizeden önceki hafta tercih sonuçlarını bulma, tercih sonuçlarını yerleştirme yapmıştık. Ama bu öğrencilerin tercihlerini kaydetme kısmını yapmadık dedik. Bunu ne yapalım arkadaşlar? Bunu yapacağız şimdi. Yani öğrenci giriş yapacak. O giriş yaptığı kullanıcıyla kendine ait neler ekleyeceğiz arkadaşlar? Tercihleri eklememiz gerekiyor. Şimdi bunun için öğrencinin veri tabanına biz şöyle bir şey eklemiştik ikinci öğretimlerde. TC kimlik numarası ve şifreyi arkadaşlar eklemiştik. Yani normalde öğrenci kendi tercihlerini kaydetmesi için ne yapması lazım? TC kimlik numarasını ve şifresini girmesi gerekiyor değil mi? Bunun için arkadaşlar burada TC'nin oyu ve şifreyi girmiştik, eklemiştik biz. Şurada devamı aslında şu kodum şeyimizin devamı olan kısmı bu. Şimdi buna ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane öğrenci işlemleri diye bir tane form eklememiz lazım değil mi? Buradan add diyorum arkadaşlar. New Windows Form da diyebiliriz direkt. Buradan bir tane form ekleyelim. Windows Form. Bunun adını öğrenci işlemleri yapalım. Öğrenci işlemleri. Öğrenci işlemleri yapalım. Şimdi buraya biz bir tane top page ekledik arkadaşlar. Orada öyle yapmıştık. Size de top page'i göstermiş olalım. Bir tane tab kontrol ekleyeceğiz. Tab kontrol formun tamamını sarsın diye şurada tab kontrolün duck özelliğini fill yapacağız. Doldurmak anlamı taşıyan arkadaşlar. Şuradaki iki tane tab özelliği var bunun. Şimdi burada öğrencinin bir kere gidip tercih yapabilmesi için ne olması lazım? Öğrencinin kullanıcı adını ve şifresini. Yani kullanıcı adı dediğimiz TC kimlik numarası. Şifresi zaten var. TC kimlik numarasını ve şifresini ne yapması lazım arkadaşlar? Girmesi gerekiyor. Ondan sonra tercihlerini yapabilir değil mi? Bunun için kullanıcı girişi yapmamız gerekiyor. Normalde biz kullanıcı girişini ayrı bir formda yapıyorduk ama bu sefer farklılık olsun diye sadece şöyle yapalım dedik. Biz burada bir tab kontrol koyduk ya arkadaşlar. Bu tab kontrolün bir sayfasında kullanıcı girişi yapalım. Kullanıcı girişi yaptıktan sonra diğer sayfa ne olsun arkadaşlar? Açılsın dedik. Burada o zaman şurayı şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu tab kontrolün adını page diyelim. Giriş. Page giriş yapalım. Tekstini de tab kontrolü nerede? Tab page'in adını değiştireceğiz. Tab page. Öğrenci girişi. Şu da şu tekstini de değiştirelim. Şu ikincisi de arkadaşlar. Bu da öğrenci işlemleri ya da tercih işlemleri diyelim. Tercih işlemleri. Şuraya da top page. Tercih işlemleri diyelim. Şimdi öğrenci girişinde ne olacak arkadaşlar? Şu tab kontrolün adını da değiştirelim de. Kontrolün adı da. Şimdi tab page'in yapısı, tab kontrolün yapısı şöyle bir arkadaşlar. Şu dıştaki bir tab kontrol içerisine istediğiniz kadar sayfa koyabiliyorsunuz. Nerede ki bu? Tarayıcılardaki sekme yapısına benziyor arkadaşlar. Buradaki tab kontrol bunlarda. Ya tab kontrolün içerisinde bir her birisinde sayfalar var. Tab page anlamı geliyor. Yani tab sayfaları sekme sayfası anlamına geliyor. Bu şekilde istediğiniz kadar sekme koyabilirsiniz. Biz iki sekme koyduk şimdilik. Öğrenci girişi ve tercih işlemleri olsun. Aslında baktığınız zaman mesela ÖSYM'ye girdiğiniz zaman mesela nasıl yapı? Giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ne açılıyor? İşte öğrenci ana sayfası açılıyor değil mi? Giriş karşılama sayfası açılıyor. Sonra tercih işlemleri işte ondan sonra sonuçlar vesaire. Hepsi ayrı ayrı yerlerde oluyor aslında. Bir tane de aslında öğrenci ana sayfası olması lazım. Onları sonra ekleriz olmadı. Şimdi bir öğrenci girişini burada yapalım. Bu tab kontrolümüz dıştaki tab kontrolün adını da değiştireyim. Tab kontrol. Tab kontrol diyelim. Buna isim vermesek de olur. Öğrenci. Şimdi kullanıcı girişi yapmamız için neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Şuraya iki tane label atayım. İki tane label. İki tane text box. İki tane text box attık. Bir tane de buton atmamız lazım arkadaşlar. Buton biraz küçük oldu.
Şu TCN olacak değil mi? TCN o. Şu da şifre olacak. Şunun ikisini şöyle bu tarafa hizalayayım. Şunun adını değiştirelim. TX TX TCNO. Şu da TX şifre olsun arkadaşlar. TX şifre. Bu tarafa hizalasak daha iyi. Niye öyle hizalayalım? Sonrasında bu sonuna boşluk mu yapacağız? Niye böyle hizalamıyorum? TX TCN TX dedik. Şuna buton giriş diyelim arkadaşlar. DTN giriş dedik. Evet. Şimdi yine giriş DTN girişe tıkladığımız zaman arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız burada? Buton girişe tıkladığımız zaman TX kullanıcı adı ve TX şifrede yazan şifrenin veri tabanındaki o kullanıcıya ait şifreye yani TC kimlik numarası şifrenin birbirine eşit mi diye bunu kontrol etmemiz gerekiyor değil mi? Daha önceki kullanıcı girişlerinde yaptığımız gibi. Bunun için veri tabanına bağlamamız lazım. Veri tabanına bağlamak için de ne yapacağız arkadaşlar? VTE işlemleri, veri tabanı işlemleri klasımız zaten daha önce eklemiştik tercih sonuçlarında kullanmak üzere arkadaşlar. Burada da veri tabanı işlemlerinin bir tane klasını yazayım. Nesnesini oluşturayım. Sonra şurada VT nokta tabi buradan dönen sonucu da bir yerde tutalım. Data table VT sonuç. İşte VT nokta select diyeceğiz. Şimdi select sorgumuzu veri tabanımızda yazalım arkadaşlar. Şurada yazalım. Yani kullanıcı adı şifreyi kontrol etme sorgusunu yazalım burada. Dinliyoruz değil mi sevgili arkadaşlar? Dinliyoruz yani. Dersi dinliyoruz. Select şöyle kaldıralım. TBL öğrenci. TBL öğrenci diyeceğiz arkadaşlar. Ver TCNO eşittir. Bir vardır kesin. N şifre eşittir. Desek var mı böyle bir kullanıcı? Yokmuş. Kullanıcılar nelermiş? Öğrencinin şifreleri nelermiş? TC numarasını biz öğrenci numarası olarak kaydetmiştik. Öğrenci numaraları aynı olsun demiştik. O zaman TC kimlik numarası şuymuş. Şifresi birmiş hepsinin. TC kimlik numarası ile şunu yazalım. Böyle sorgularsak arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bu öğrenciye ait şunları da alayım. Öğrencinin adresi TC kimlik numarası adı soyadı. Okul adresi puanı. Şifresine gerek yok. Şu bilgiden alalım arkadaşlar. Pardon. Select'in içerisine başına et yazayım da alt satıra inince hata vermesin. Şunu yapıştırdık. Propertisi kapatabiliriz artık. Şimdi şuradaki TCNO nereden gelecek arkadaşlar? TX TCNO'dan gelecek değil mi? Aslında bakın şifrenin dışına tek tırnak koyduk ya. Buna tek tırnak koysak aslında hata vermez. Hata vermesini engellemiş olur. Koysak da koymasak da bir şey fark etmez ama koyarsak avantajı olur bizim için. TX TCNO.txt diyorum. Şifre de nereden gelecek? Bunun yerine birin yerine iki tane tırnak, iki tane artı TX TX şifre.txt diyorum değil mi? TCNO'nun text'ini ve şeyin text şifresi text'ini aldık. Şimdi ne yapacağız? Normalde bakın kullanıcı adı ve şifresi doğruysa ne geliyor? Bir satır bilgi geliyor değil mi? Değilse şifresini yanlış yazalım diyelim ki. Değilse ne geliyor arkadaşlar? Hiçbir satır bilgi gelmiyor. O zaman dönen satır sayısına bakmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? If dt sonuç nokta rows diyeceğiz değil mi? Satır sayısını buradan buluyoruz. Rows nokta count'a bakıyoruz arkadaşlar. Yani dönen satır sayısına bakıyoruz. Eğer sıfırsa nedir? TCNO veya
şifre hatalı diyeceğiz. ECN veya şifre hatalı diyeceğiz. Eğer kullanıcı adı veya şifre hatalıysa, değil mi sizler? Biliyor musunuz öyle? Yani şuradan böyle. Yani şey diyorsun, bir şey yapmadım değil mi? Derse de gelmene gerek yok o zaman. Evet. Değil mi? Her şeyi biliyorsanız, derse gelmenize gerek yok o zaman. Kapatsana lan. Evet, TC'nin oraya şifre hatalı diyeceğiz. Değilse arkadaşlar, nedir o zaman? Aşağıya doğru devam edecek değil mi arkadaşlar? Yani diğer işlemlerimize devam etmemiz lazım. Şimdi biz şöyle yapacağız o zaman. Kullanıcı girişi yapmışsak, başarılıysa eğer, çalıştıralım arkadaşlar. Burada tabii öğrenci işlemleri açılmasını istiyoruz. Artık diğer bir ana menü yaparız olmadı. Program CS'den şuradan öğrenci işlemlerini başlatalım. F5'te arkadaşlar. TC nosu 1759001'di. Şifresi 1 dersek arkadaşlar hiçbir şey demiyor. Neden? Çünkü kullanıcı adı veya şifre doğruysa zaten aşağıya gidiyor. Hiçbir şey yapmıyor. 2 dersek ama TC nosu veya şifre hatalı diyecek. Şimdi doğruysa ne olması lazım? Şimdi tercih işlemlerine geçmemiz lazım değil mi arkadaşlar? Tercih işlemleri formunu açmamız lazım. Yani öğrenci girişini kapatacağız. Tercih işlemlerini arkadaşlar ne yapacağız? Aktif edeceğiz. O zaman şurada diyeceğiz ki arkadaşlar. Evet. Tab kontrol öğrenci nokta nasıl yapmıştık? Tab pages remove. Remove diyeceğiz arkadaşlar. Neyi sileceğiz? Tab page öğrenci girişini kaldıracağız. Bundan. Öğrenci girişini kaldırınca da aktif olan ne olacak arkadaşlar? Yani visible var. Visible'a bakalım. Visible mu vardı? Visible yok bunun ya. Kayıt var mı? Yok. Remove yapıyorsun ya. Sadece ona siliyorsun, ekliyorsun geri zaten. Tabi. Kontrolü. Gizleme özelliği yoktu. Varsa da yöntemi nasıldı hatırlamıyorum. Bakarız. Yani şu an için bilip bu yöntem bizim için uygun. Aslında bir de başlangıçta ne olmaması lazım? Tercih işlemlerinin gözükmemesi gerekiyor değil mi? O zaman bizim bunun form load'unda form açılırken öğrenci işlemleri load eventinde şunu yukarıya alayım bu işlem olsun. Load eventinde ne olması lazım? Sırası fark etmiyor biliyorsunuz ama tab page tab control öğrenci nokta remove pardon tab pages remove. Remove diyeceğiz arkadaşlar. Neyi sileceğiz? Tab page tercih işlemlerini sileceğiz. Şurada da öğrenci girişini silip tab control öğrenciye ne ekleyeceğiz? Evet. Add dedi arkadaşlar. Şu sildiğimiz tercih işlemlerini burada ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle olacak. Şimdi başlangıçta bakın sadece öğrenci girişi var. TC'nin aşırılığımız bir doğru girdiğimiz zaman öğrenci girişi kapandı. Ne açıldı arkadaşlar? Tercih işlemlerimiz açıldı değil mi? İstediğimiz şey zaten buydu. Şimdi tabii tercih işlemleri açıldı ama tercih yaparken giriş yapan kullanıcının neye ihtiyacımız var? Bilgilerine ihtiyacımız var. Yani giriş yapan kullanıcı kim? Kim giriş yapmış? Bunları ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bir yerde tutmamız gerekiyor. Şurada bir tane int int dedim ya, öğrenci ID'yi tutalım. Şu şifresini bir yapalım. Bize hangi bilgileri gerekecek onları tutalım arkadaşlar. Öğrenci ID'sini, adını soyadını tutsak yeterli. Öğrencinin ID'si yeterli bizim için. Çünkü tercih işlemlerinde neyi kullanacağız diye sadece. Öğrenci ID'sini kullanacağız değil mi? Evet. O yüzden öğrenci ID'sini bir yerde tutalım. Adını soyadını da gösterelim giriş yapan kullanıcı diye. Şöyle bir şey yapmıştık geçmişte hatırlarsanız. int öğrenci ID diyeyim. Öğrenci ID. Evet, başlangıçta 0 değerini verelim de. Şurada giriş yaptıktan sonra arkadaşlar öğrenci ID eşittir dt sonuç nokta rows 0 celsi de hangi hücresinde öğrenci ID'si vardı arkadaşlar? 0. hücresinde öğrenci ID vardı değil mi? Şunu int yapsak evet
Sıfırıncı hücresinde öğrenci ID olduğu için öğrenci ID'yi atmış olduk giriş yapan kullanan öğrencinin. Bir de şurada bu formu çalıştırdığımızda giriş yaptıktan sonra şurada öğrenci işlemlerinin arkasına giriş yapan kullanıcının adını soyadını yazdırabiliriz değil mi? TC kimlik konusunu da yazdırabiliriz hatta. Onu yapalım arkadaşlar. Diyelim ki this.text. Text biliyorsunuz o formun teksti oluyor arkadaşlar yukarıdaki kısım. This.text eşittir. Neydi formumuzun adı? Öğrenci işlemlerim diye geçiyordu. Şunun ismini de düzgün bir isim yazalım. Öğrenci işlemleri. Öğrenci işlemleri diye Türkçe yazalım arkadaşlar. Formun adı öğrenci işlemleri diyelim. Şurada da başlangıçta hiçbir şey yazmasın. Giriş yaptıktan sonra da arkadaşlar diyelim ki efendim bir şey mi söylediniz arkadaşlar? Artı diyelim şöyle olsun arkadaşlar. TC kimlik numarasını da gösterelim. Artı şu DT sonuç rows. Şimdi öğrenci ID sonra bir de ne var? TC kimlik numarası var. DT sonucun birini alalım. ToString diyelim. Demesek de gerçi dönüştürür ama. Artı kire artı DT sonucun adı soyadı ekleyelim yanına arkadaşlar. Ad boşluk soyad yapalım. Yani şöyle kire şu ikisi ne olacak? Ad olacak. Araya bir boşluk eklememiz lazım. Artı boşluk artı üçü de ne olacak arkadaşlar bunun? Soyad olacak değil mi? Şu köşeli parantez açtığımız köşeli parantezi de kapatalım en sonunda. Artı köşeli parantez. Yani köşeli parantezi şunun için yaptım. Şöyle gözüksün diye. Giriş yaptık. Şurada her seferinde yazmakla uğraşmayalım. Şuraya bir tane öğrencinin 17590001 şunu da şifresini de yazalım. Her seferinde yazmakla uğraşmayalım bunu. Hazır gelsin. Giriş dedik arkadaşlar. Bakın şurada öğrenci işlemleri. Giriş yapan kullanıcının adı, TC kimlik numarası ve adı soyadı geliyor üstte. Yani yetkili kim yetkili onu en azından yukarıda ne yapmış olduk arkadaşlar göstermiş olduk. Yani bunun bir sürü yöntemi var. Genelde buraya yazılmıyor da ne yapılıyor? Şurada en üstte bir tane menü oluyor değil mi? Menünün şurasında mesela bizim pusula bilgi sisteminde de şu tarafta ne var? Kullanıcının adı soyadı yazıyor. Hatta resmini falan da görebiliyorsunuz değil mi? Bunun gibi şeyler yapılabilir. Daha değişik şeyler kullanılabilir. Biz şimdi böyle yapmış olalım arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Tercih işlemleri yapacağız arkadaşlar. Tercihli işlemleri yapacağız. Şimdi kullanıcının biz 5 tercih hakkı koymuştuk değil mi? 5 tane tercih hakkı koymuştuk. Tercihlerini neye göre yapacak? Hepiniz uyuyorsunuz ya. Giriş işlemini yaptık arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra biz buraya öğrencinin adını soyadını yazdık ama bir de normalde mesela tercih yaparken kaç puan almışsın onu da göstermemiz lazım aslında kullanıcıya değil mi? Yani şu kadar puan aldın. Ona göre tercihlerini yapsın diye. Şuraya yine şöyle bir şey yapalım. Şuraya label'lar atalım. İşte öğrencinin TC kimlik numarası, adını soyadını ve yine puanını da ne yapalım arkadaşlar? Gösterelim şurada. Bunun için şuraya 2 tane label, 2 tane hatta hepsini label yapalım. Şu TC ne olsun? Ad soyad. TC ne? Ad soyad. Şu da puan olsun arkadaşlar. Şunu sadece tekstini değiştiriyorum. TC no. Ad soyad. Şu da puan. Şunların adlarını değiştireyim sadece. LBL TCNO. Evet niye konuşuyorsunuz? LBL ad soyad. LBL fa. Şimdi giriş yapınca o zaman arkadaşlar şuraya yaptığımızın aynısını LBL ad soyad nokta text.
Ad soyad hangisindeydi arkadaşlar? Şu ikisi ad soyadı veriyor değil mi? Şu ikisinin birleşimi ad soyadı veriyordu. Ad soyadı şuraya yazalım. LB ile TCNO. Nokta text. TCNO'yu da şu veriyordu. Ne kaldı geriye? Puan kaldı. LB ile puan nokta text eşittir. Puan hangisinde? 0, 1, 2, 3, 4, 5'inde ne var arkadaşlar? 5'inde puan var. Evet, burada puanın kökteki kazanma ve puan her şeyi ne yaptık arkadaşlar? Gösterdik. Şimdi ne yapmamız lazım? Tercihlerdeki şunları yaptıktan sonra arkadaşlar adamın tercihlerini kaydetmesi için ya tercihlerini normalde nasıl yapıyor? Ya okulun adını aratarak yapıyor ya da bizim veri tabanımızda şurada diyagrama bakarsak hatta kodunu açalım şeyin tables'lardan lise tercih yapıyorduk değil mi biz? Liselerde edit diyelim arkadaşlar. Burada liselerin kodları vardı, adları vardı değil mi? Yani öğrenci kodunu yazsın. Biz kodundan nesini çekelim arkadaşlar? Lisenin adını çekelim. Değil mi? Öyle yapalım yani. O zaman yani normalde nasıl yapılıyor? Kodlar elinde zaten normalde var. Arama da yapabilirsin. Lise kodu. Buraya yazar. Yazdıktan sonra şuraya çıkartırsın lisenin kodunu. Lisenin adını. Bunun için kaç tercih yapma hakkı vereceğiz? 5 tercih koymuştuk. 5 tane o zaman textbox. Lise kodları için 5 textbox. Yanlış yazmış. Lise kodları için 5 tane textbox. Lise adları için de yine 5 tane textbox koyacağız arkadaşlar. Şimdi bunları daha düzgün gözüksün diye bir grup box için yazalım. Şey yapsanız ya 2 tane kategori konuşursun. Bir tanesi okulların da sayısı. Seçekle mi yapsın? Kodunu kendisi yazsın ya. Fark eden bir şey yok. Normalde de ÖSYM'de de öyle değil mi? Aslında orada bir tane buton var. Oradan seçip de ekleyebilir. ÖSYM kod yazarak da bulabiliyor. Aratabiliyor. Biz önce bir kod yazma kısmını yapalım. Aratmayı da yaparız. Aratma da basit aslında. Çok fark eden bir şey yok. Bir tane panel açarız yanına. O panelin içerisinden arattırırız da. Biz şimdi şöyle yapalım. Benim dediğim yöntemle yapalım. Sizde de öyle yapmıştık. Benzer gidelim diye öyle yapalım. Şuradan lisenin kodlarını yazabileceği bir tane şey koyalım. Group box. Lise kodları. Efendim? Lise adları olsun. Şimdi burada lise kodları, lise adları. Normalde 5 tane değil de normalde tercih sayısı 25 olması lazım değil mi? 18-25'e falan çıkmış herhalde. 25 tercih var. 25 tane textbox teker teker mi koyacağız? Hayır. Bunu neyle koymamız lazım? Kodla koymamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Kodla yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de şurada arkadaşlar giriş yaptıktan sonra şu altta ne yapmamız lazım? Butonları yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yerleştirelim. Hatta şöyle yapalım. Bir tane metot haline getirelim. Metotla yerleştirelim arkadaşlar. Diyelim ki void tercih bölümünü ayarladım. Şimdi bunun içine kaç tane olacak dedik textbox? Biz 5 tane koyalım şimdi de onun sayısını arttırırız. Şimdi 25 taneyi sığdıramayız oraya. 5 tane yapalım arkadaşlar şimdilik biz. 5 tane textbox yapalım arkadaşlar. Şimdi textbox'ları normalde nereye koymamız lazım?
Şimdi bakın bir tane textbox koyayım. Onun özelliklerini direkt alalım. Şimdi textbox'ın özel unuttuğumuz bir şey kalmasın. Bir tane textbox'ı koyuyorum bakın burada. Şimdi boyutunu da ona göre küçültelim arkadaşlar. Ha, birinci, ikinci tercih de falan da yazmamız lazım değil mi? Onun için de bir tane label atalım. Sizin gelmemeniz gerekiyor derse normalde. Şöyle yapalım. Bunu birinci tercih diye mi yazalım? Şimdi bakın burada şunu bakmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken şu şimdi. Bakın normalde textbox'lara biz formu ekliyorduk ya. Formun kontrolcülerini ekliyorduk değil mi? Burada nereye eklenmiş bakın. Tercih işlemleri nokta top page. Top page'e eklenmiş. Yani hangi top page'deysek ona eklenmiş. Group box'ta da arkadaşlar group box'ın altına koyduklarımız da nerede group box? Bakın label'la textbox eklememiş miydik? Label 1 ile textbox, checkbox 1 label 6. Bunlar da nereye eklenmiş? Group box'ın içerisine eklenmiş. Biz group box'ın içinde görmek istiyorsak o zaman bunu nereye ekleyeceğiz? Bunun içerisine ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Label 6. Nerede label 6? Label 5 aşağıda mı? Textbox 1 ile label 6'nın özelliklerini alacağız arkadaşlar. Şu ikisinin özelliklerini kullanmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Ctrl+C yapalım da. Evet, şunun içerisinde. Şimdi bu, tabii bu textbox'la label text ya label'a ihtiyacımız yok da textbox'ların textine ihtiyacımız var. Onları kullanacağız tekrar. O yüzden bir tane textbox dizisi oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. O textbox'ları kullanmak için değil mi? Textbox lise kodları diyelim. Hatta iki boyutlu da yapabiliriz. Birisi lise kodlarını tutacak, diğer tarafı da lise adlarını tutabilir ya da isterseniz de ayrı ayrı tutabilir. Lise kodları deyip new textbox diyeceğiz arkadaşlar. Bu dizin boyutu belli. 5 elemanlı bir dizi arkadaşlar. Sonra şurada da kendi de şey için oluşturalım. Tek boyutlu olsun madem. Lise adları eşittir new textbox. Label'lara gerek yok. Label'ları kullanmayacağız zaten. Sadece görüntülemek için kullanacağız label arkadaşlar. Şurada şöyle diyelim. Lise kodları i eşittir new textbox diyelim. Sonra şurada artık bunu kullanacağız. Tab indeksine gerek yok. Yazabiliriz de fark etmez. Bunu nereye ekleyeceğiz? Group box lise kodları nokta controls controls nokta et. Efendim? İsmini de verelim değil mi? Evet, doğru. İsmini de i diyelim. Şuradaki i değerini alsın. I to string. Hangi textbox olduğunu anlamak için oradan kullanabiliriz arkadaşlar. Boyutu neymiş? 73x33'müş arkadaşlar. Size da pardon. Location 73x33'müş. Size da %22'ymiş değil mi? Buna ne ekliyorduk biz? Artı aşağı alt alta gelmeyecek mi? Alt alta gelmesi için nesi değişmeyecek? X'i değişmeyecek. Y'si ne olacak arkadaşlar? Değişken olacak. X kısmı şurasıydı. Y'sini o zaman ne ekleyeceğiz? Artı
i çarpı ne eklememiz lazım? Şu yüksekliğini eklememiz gerekiyor değil mi? Arada bir boşluk olsun. 2 pikselde daha 26 yapalım arkadaşlar. Evet. Bakalım bir böyle çalışsanız sonra düzeltiriz olmadı. Başka size aynı olacak. Destek onları başka bu kadar. Değil mi? Label'ı da yazalım aynı şekilde. Label'ı da düzeltelim. Name'ine ihtiyacımız yok. Tercih size'ına auto size'ı gerçi ama bu şeyden çıkıyor. Tab indeksine gerek yok. Teksti ne olacak? Birinci tercih. I artı 1 olacak değil mi? Birinci tercih değil de I artı birinci tercih olacak. I artı 1. Bunu da yine nereye ekleyeceğiz? Group box, lise kodları, controls, nokta ekleyeceğiz arkadaşlar. İçerisine label tercih. No. Bu ne yapacağız? Location. Location. İşte burada yani. Bunu üstüne 30 şey ekleyeceğiz değil mi? Doğru. Yukarıdaki gibi aynı hizada gitmesi lazım. I çarpı 26 yapmamız lazım. Aynı hizada gitmesi lazım. Şurada madem 33 olsun bu da aynı. Biz daha aynı olsun. Evet. Tercih ne var? Bunu da değiştirdik. Şimdi bakın çalıştırırsak arkadaşlar. Şimdi tabii çağırmadık şurada arkadaşlar. Tercih. Textbox ayarlayı çağırmamız gerekiyor. Nereden çağıracağız? Şuradan çağıracağız. Giriş yaptıktan sonra olacak. Başındaki void'u kullanmayı siliyoruz. Giriş yaptık. Şunları silelim. Elle koyduklarımız var diye onları kaldırmamız lazım. Çözünürlükten kaynaklı biraz kaymış. Bunu birazcık daha geriye kaydırırsak. Önemli olan 5 tane tercih text box'ını yan yana alta alta koydum arkadaşlar. Aynı şekilde yerleştirdi. İşte oluyor işte. Çözünürlükten kaynaklı çok kayıyor. Onları çözünürlüğe göre ayarlama yöntemleri var. Ezbere bilmiyorum. Bakmak lazım yani. Çözünürlüğü ayarlamak lazım yani. Şeylerdir web uygulamalarında onlar için özel şeyler var ama masaüstü uygulamalarında formun büyütüp küçüldüğünde şeyi de büyütüp küçültebiliyorsun. Duck özellikleri. Genişken böyle farklı bir işte Duck özelliklerini ayarlayabiliyorsun form uygulamalarında. İşte web uygulamalarında bu strapla yapılıyor. Ama form uygulamalarında bakmak lazım ona. Ezbere şimdi bir şey diyemeyeceğim ya. Yani normalde duck'la yapabilirsin mesela. Duck özelliğini fiil yaparsa formun genişliği arttığında artıyor, azaldığında azalıyor. Ama yani o arttığında aynı artacak yani. Ama burada fiil özelliğini kullanmadık biz. Fiil dediğin zaman duck özelliği dediğin mesela şunun duck'ını biz şu top page'in duck'ını mesela ne yaptık biz? Fiil yaptık. Fiil ne demek? Dolduruyor tamamını. Bunları da mesela fil değil de mesela altta sağa sola hizalım. Onunla ilgili bir tane örnek yapalım ve bunu da çözmüş oluruz. Bakalım nasıl çözünürlükte nasıl oluyor. Şimdi şu lise kodlarında şunu birazcık daha yaklaştıralım o zaman birbirine. Şöyle diyemeyelim. X'i birazcık kayıklı değil mi? Lise kodları. Location 73 demeyelim de o zaman. Location bunun neymiş? 3'müş. 68 yapsak ne oluyor? 67. Birazcık daha. Şurada
Boyun saatini. Boyunu da düşürelim biraz. Size'ını da 22 değil de 18 yapsak. Yanlış yeri değiştirdik. Genişliğini değiştirecek. Yüksek genişliğini değiştireceğiz. Evet. Lise kodlarını koyduk. Bir de bunun aynısını ne yapmamız lazım? Lise adları için yapmamız lazım değil mi? Lise adları için de bir tane text box oluşturacağız. Şu lise kodlarının aynısını kopyalıyorum aşağıya. Sadece boyutunu değiştireceğiz arkadaşlar. Lise kodları değil de lise adları olacak bu da. Group box lise kodları değil de group box diğer group box adını değiştirmemişiz mi? Buna group box yazmışız. Buna gr box yazmışız. Bir tanesine p koymuşuz. Bir tanesine koymuşuz. Şimdi boyutu 80 değil de ne olacak o zaman? 2 katı olsa 160, 200 yapalım. Şurada da location'da üçten başlasın aynı. Evet. Bu da lise adları olmuş oldu arkadaşlar. Kodların yani oradaki tercih kodunu yazdığımızda niye konuşmaya başladınız? Dersin bitmesi yaklaşıp değil mi? Şurada tercih kodunu yazdığımızda arkadaşlar lise adını direkt otomatik olarak ne yapabiliriz? Şeyden çekebiliriz arkadaşlar. Yani o zaman buradaki kodu yazdıktan sonra işte hangi event'e yazarsak oradaki lise adları aktif olur. Buraya kadar olan kısmını yani ikinci öğretimlerde de buraya kadar olan kısmını yapmıştık. Size de madem burada bırakalım önümüzdeki ders devam ederiz. Efendim? Evet arkadaşlar, şimdi dedik ki geçen hafta öğrenci işlemlerde şurada tercih işlemlerindeki text box'ları otomatik olarak yerleştiriyorduk. Az önce veri tabanı bağlantısı ile ilgili bir sorun yaşadık. O yüzden giriş yapamamıştık. Şimdi veri tabanı bağlantısı, veri tabanımız hizmetlerimiz çalışır durumda. Şimdi buradaki formumuzu açtığımızda öğrenci girişi yaptıktan sonra tercih işlemlerini ne yapıyorduk arkadaşlar? Giriş yaptığımızda burada tercih kimlik var, adımız soyadımız, puanımız, aldığımız puan gözüküyordu. Buradan 5 tane tercih koymuştuk arkadaşlar. Şuradaki tercih kodunu yazarak bundan sonra arkadaşlar ne yapmamız gerekiyordu? Yazdığımız tercih koduna göre yani tercih ettiğimiz lise koduna göre lisenin adını otomatik olarak çekeriz demiştik. Şimdi burada uygulayacağımız yöntem hangisini kullanabiliriz? Şimdi şöyle bir yöntem var. Ya birkaç tane yöntemi var daha doğrusu bunun. Birinci yöntemlerden bir tanesi. Şimdi buradaki text box'a veri yazdığınızda arkadaşlar her bir tuşa bastığınızda ya da oradaki metni yazdığınızda bitirdiğinizde mi çalışsın yoksa her tuşa bastığınızda mı çalışsın? Bunların birkaç yöntemi var. Bir tanesi işte her tuşa bastığında derseniz K up, K down işte metodunu yazabilirsiniz. Her tuşa bastığınızda ne yapacak? Oradaki kodu alacak. Veri tabanında karşılaştıracak. Öbür tarafa getirecek. Ya da İşte bu text box'ta işi bittiğinde buradan ayrıldığında denildiğiniz leave metoduna yazabilirsiniz. Ya da enter işte bu text box'ta veriyi yazıp enter tuşuna basmışsa o zaman da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yazabilirsiniz. Bakın enter tuşuna basmak yani oradaki yine key up ya da key down bastığınız tuşun ne olduğuna bakmanız lazım. O tuş enter'sa öyle ne yapıyorsunuz arkadaşlar? O metodu çalıştıracaksınız. Hangisiyle yapalım diye. Nasıl hepsini sırayla? Belli bir karaktere kadar araştırmayabiliriz mesela. 7 karaktere kadar araştırmayıp 7. karakterde baktırabiliriz. O da var yani. Çünkü tercih kodunda da belli bir karakter sınırlaması vardı sanırım değil mi? Ona da bakalım. Öyle yapalım. Diğer türlü enter'a bastığınızda basmadığınızda ne yapmayacak? Gelmeyecek diğer türlü yani. Basmadığınız sürece ama kodu yazdınız. Kodu yazdığınızda otomatik olarak oraya aktarabiliriz yani. Enter tuşuna da basabilirsin ama gerek kalmayacak enter tuşuna diğer türlü. Şimdi table açalım madem. Table yerleştirme database'imizi açalım. Tables.
Öğrenci tercihleri miydi? Yok. Liselerin kodları vardı, değil mi? Lise tercihlerini yapıyorduk biz burada. Edit diyelim arkadaşlar. Evet, kaç karaktermiş? 3, 6 karakter değil mi? Yani o zaman text box'ın içerisinde 6 karakter yazdığımızda o 6 karakteri ne yapsın? O zaman kabul etsin. Yani her tuşa basıldığında 6 karakteri ne yapsın arkadaşlar? Kontrol edip bunun karşılığında ne yapsın? Lise adını çekmesi gerekiyor. Şimdi bunun için biz bunu nereye yazacağız arkadaşlar? Lisenin koduna yazacağız değil mi? Lise kodunu girecek kullanıcı. Lise adını otomatik olarak yazdıracağız. Yani aslında bizim o zaman lise adlarına kullanıcı kendisi elle bir şey girmemesi lazım değil mi? O zaman bizim aslında oradaki text box'ı oluştururken lise adları text box'ını oluştururken o text box'ın sadece okunabilir olması lazım değil mi? Yazılabilir olmaması gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. O text box'ı sadece okunabilir de yapalım. Lise adları iyi. İkinci lise adlarının enabled değil de read only özelliği ne olacak arkadaşlar? Read only ne demekti? Sadece okunabilir olması anlamı taşıyordu. Lise kodlarına da ne yapmamız lazım? Bir event eklememiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ne event ekleyeceğiz lise kodlarına? İşte k down yapalım. Lise kodları i nokta event yazacağız. K down event diyeceğiz arkadaşlar. Artı eşittir evet, öğrenci işlemleri KDown dedik arkadaşlar. Evet. Event sonuçta basılan tuşun hangisi olduğunu da ele almamız lazım arkadaşlar. Normal event gibi yapmamız lazım. Bu normalde property olarak yaptı. Property değil de event yapacağız. Public key event handler. Wait. Evet, public void öğrenci işlemini kdown dedik arkadaşlar. Kdown eventimizi de yazdık. Şimdi buradaki öğrenci işlemleri demeyelim de buna ne diyeceğiz? Öğrenci işlemleri de text box'ları değil mi? Öğrenci şöyle yapalım, bunun adını da değiştirelim. Lise kodları. TX lise kodları kdown. Bunun adı bu olsun arkadaşlar. Evet, şimdi daha düzgün oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Biz buradaki öğrenci işlemleri text box'ına herhangi bir tuşa bastığımızda ne yapacak? Bu event çalışacak. Yani basıp aşağıya doğru bastığımızda tuşa bastığımız anda bu event çalışacak. Biz şimdi burada ne yapmamız lazım? Her çalıştığında bu veri tabanına bağlanmaması için öncelikle basılan yani bu text hangi text box bu event çalıştırmış onu almamız gerekiyor. Bunun için bir tane text box text lise kodu diyelim. Bunu da nasıl alacağız arkadaşlar? Sender'dan alacağız değil mi? Sender'dan. Sender ne demekti? Send göndermek, sender gönderen anlamı taşıyor. Yani buradaki bu text box'ı başına yazacağız. Bu event'i çalıştıran anlamı yani bu event'e gönderen, bu event'i tetikleyen anlamı taşıyor. Bu event'i tetikleyen nesne hangisiyse onu tutuyor sender object türünde olduğu için. Biz text box olduğunu bildiğimiz için o yüzden text box'a çevirdik burada. Şimdi burada ne yapacağız? If tx lise kodu. Yani bunu çalıştıran text box'ın uzunluğuna bakacağız. Tekstinin uzunluğuna bakacağız. Text.length. Eşit 6 ise ne yapacak arkadaşlar? Çalışsın.
Textbox'un uzunluğu 6'ya eşitse ne yapmış? 6 karakter yazılmıştır. Şimdi ne yapmamız lazım? Veri tabanından kontrol edeceğiz arkadaşlar. 6'dan farklıysa eğer, else durumunda ise ne olsun? Diğer textbox'ların daha doğrusu tabii bir de burada şey de yapmamız lazım. Biz textbox'ı oluştururken textbox'ın name'ine iyisini atmıştık değil mi? Zaten bunlar normal şey olduğu için name'inden hangisi olduğunu bulmamız lazım. Çünkü neden? Mesela lise kodunu yazdık ya arkadaşlar. Çalıştırdığımızda o lise koduna denk gelen lise adı textbox'ına da ulaşmamız lazım değil mi? Mesela 3. textbox'ta kodunu yazdığımız aynı zamanda 3. textbox'taki lise adını da ne yapacağız? Yazacağız ya kendimiz. O yüzden şuradan iyisini de alalım. Int i diyelim arkadaşlar. Diyelim ki convert to int 32. Int 32 diyelim arkadaşlar. İçerisine de text lise kodu. Tx lise kodunun name'i. Name'ini atmıştık hatırlarsanız. Name'in de index'ini tutuyorduk. Name'ini arkadaşlar çevirdik. Şimdi else kısmında da şimdi eğer lise kodu 6 karakterse veri tabanından çekeceğiz. Ne gelirse onu yazacağız. Ama 6 karakter değilse mesela 6 karakter yazdık baktık yanlış lise adı geldi. Sildiğimizde tekrar ne olması lazım? Yandaki textbox'ın boşalması lazım değil mi arkadaşlar? Boş, yanlış girilmişse o textbox'ın karşısındaki bir yerin boş olması lazım. O yüzden tx lise adları mıydı? Adını ne vermiş? Lise adları mı direkt? Lise adları. Keşke tx de koysaydım. Lise adları nokta i. Nokta text eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Boşluk olacak. Lise kodları. Şimdi lise kodu zaten gerçi elimizde var. Onun lise kodu. Lise kodunu bulduk. Şimdi bu lise koduna ait ne yapmamız lazım? Lise adını çekmemiz gerekiyor değil mi? Veri tabanı işlemlerinden. Bunun için arkadaşlar data table dt eşittir. New data table diyorum arkadaşlar. New data table diyorum. New data table dememize gerek yok. VT'yi tanımlamış mıydık? VT nokta select yapacağız. Neyi çekeceğiz biz veri tabanından? O liseye ait, lise koduna ait liseyi çekeceğiz. Bunun için kodumuzu şurada yazayım çalıştıralım. Select select D lise adı from tbl liseler ver kodu eşittir kodu eşittir 20 200 947 miydi neydi bir tanesi 947 947 lise adı değil de neymiş lise 60 evet o lise koduna ait lise adını bize ne yapıyor arkadaşlar bu çekiyor değil mi şuradan bunu alacağız şimdi şunun içerisine yapıştıracağız şuradaki lise kodu nereden gelecek tx lise kodu nokta text'inden gelecek değil mi arkadaşlar? O lise kodunu çektik. Şimdi ne yapacağız? Lise adları bunun iinci yani o lise koduna karşılık gelen lise adındaki text box aynı sıradaki lise adına ne yapacağız arkadaşlar text'ine? Veri tabanından çektiğimiz lisenin adını yazacağız. dt nokta rows 0 hangi adında bir tane satır üstünde oluşuyorsa sıfırıncı sütununda ne yapacağız arkadaşlar? Demesek de gerçi. Çekeceğiz. Bakalım bir yerde hata yapmadıysak çalışması lazım. Çalıştıralım şimdi. Giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya yazdık. 200 947 mi? 947 dedik. Çalıştıramadık. Şurada şuna bakalım. Event'te mi bir sorun var? Event'imiz çalışmıyor sanki. Event'imiz çalışsaydı yazdığımız konular da olur. Unuttuğumuz bir şey vardır. Event'imiz çalışmıyorsa. Çalışmamış event'imiz.
O zaman şöyle yapacağız. Nerede hatamız var? Şunu çalışıyor o zaman. Şunu şuraya alalım. Geniş yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedi olduğunda çalıştı. Niye öyle oldu? Neden yedi olduğunda çalıştı? Köklen. Köydan. Daha basılmamış oluyor. K yapsak daha doğru olacak. Çünkü K down daha tuş basılmamış olarak kabul etmiyor. 5'in 6'nın tuşa bazı daha basılmadığını kabul ediyor. Şöyle yapalım şunu. Lise adlarına K yapa çevirelim. O dikkatimizden kaçmış. Şunu K down değil de K yap yaparsak. Şimdi ne olacak sanırım? Evet. Çalıştı. Tabii şunu da dikkate almamız lazım. Şöyle kayıt almış şunu da yapalım. If dt nokta rows count hiçbir şey dönmemişse sıfırsa tx hatta şunu alacağız. Burada şu yazdığımız şey arkadaşlar. Eğer mesela kodu yazdık ama kodu yanlış yazmışız. Bu yazdığımız koda ait hiçbir lise gelmiyorsa hiç satır dönmemiştir değil mi? Mesela veri tabanında yanlış bir kod yazarsanız eğer 1 yazdık mesela. Yanlış kod yazdınız. Çalıştırdınız. Hiç satır sütun var mı? Sıfır satır sıfır sütun var. O yüzden hata verir arkadaşlar burada. Az önce onun hatasını verdi yanlış yazdığımızda. Eğer sıfır satır sıfır sütun oluşuyorsa satır sayısı sıfırsa textbox'ın adı da ne olacak? Ya da şöyle diyebiliriz. Lise kodu yanlış diyebiliriz. Ya da lise bulunamadı diyelim. Else kısmında zaten normalde 6'ya yazdığımızda yok, gitmeyecek ki. 6'da olduğu için. Şimdi burası else kısmı zaten. Buraya girmişse aşağıya girmez zaten. If else kısmında değil mi? Şöyle şunu demek istiyorum. Mesela şu an zaten yazmayacak normalde. Niye böyle girebilirim? Ha şu şey yapmamız lazım. Şunu else kısmına yazalım diyorsun. Evet, onu else kısmına yazalım lazım. Onu doğru söyledim. Ben şunu bahsediyorum, şundan bahsediyorum sandım. Bunu tabii ki bunu niye yazdık? Boşu boşuna yazmadık. Return koymamız lazım ya da şey yapmamız gerekiyor. Şimdi olacak. 6 dedik. Lise bulunamadı diyor. Hata da vermiyor arkadaşlar. Bakın ama diğer sildiğimiz ya da başka bir şey yazdığımızda yani sadece 6 karakter yazdığımızda ne yapacak? Lisenin adını getirecek. 200 947 miydi arkadaşlar? Çevirin adını yazıp lisesi dedi. Yani o zaman ne yapacağız? Bir sonrakinde de yine mesela 200 947. Yine çevirin Anadolu hepsini aynı kodu yazarsan bunları tabii kontrol ettirebiliriz. Aynı tercih hepsini aynı tercihi yazamamalı değil mi normalde? Daha önce yazdığı seçtiği bir tercih varsa aynısını tekrar ne yapmamalı? Yazamamalı. Bu tercihi daha önce kaydetmişsiniz demeli ya da ne bileyim herhangi bir şey gelmemeli arkadaşlar. Buna göre yazıla yapılabilir. Oradaki seçenekleri değiştirebiliriz. Şimdi bunları bu şekilde yazacak öğrenci hepsini yazalım şimdilik. Yazdıktan sonra tabii hep bütün tercihleri yapmak zorunda değil. İstersek tek tercih de yapabilir değil mi? Bir tercih yapar. Hepsini yapmak zorunluluğu yok. Biz bir tercih yapalım. Aynı tercih yapmayız. İşte onu ya, kullanabiliriz, koyabiliriz. Onu da ekleyebiliriz biz. Hocam öğrenci tercih yaptığını söylüyor. Onaylayacak de. Değil mi? Evet, onu.
biz şimdilik sadece textbox'ları koymuştuk ya. 314, 785. Gibi 3 tane tercih yaptık diyelim. Ondan sonra ne yapmamız lazım arkadaşlar bunları? Onaylamamız gerekiyor değil mi? Evet. Tercihlerimizi kaydetmemiz lazım. Evet. Bunun için de ne yapacağız arkadaşlar? Kaydet butonu koymamız lazım tabii ki öncelikle. Arkadaşımızın da dediği gibi, Dilara arkadaşımızın dediği üzere bizi uyardığı için. Biz de diyoruz nasıl kaydedeceğiz bunu diye düşünüp duruyorum yani. Evet. Yok büyük olsun hani göremeyen olursa. BTN tercih kaydet. Evet. Şimdi tercih kaydet butonuna bastığımızda ne yapacak arkadaşlar? Tercihlerimizi kaydedeceğiz. Şimdi burada tabii isterseniz burada bütün aynı tercihler var mı diye burada kontrol edebilirsiniz. Ya da yukarıda da ne yapabilirdik? Aynı tercihleri kaldırabiliriz arkadaşlar. Fark etmez. Ya da direkt kaydedebilirsiniz de. Sonuçta aynı tercihini yazarsa kendisi hata yapmış oluyor aslında ama normalde yapmasına izin vermiyoruz zaten. Yani sistem izin vermiyor. Ne yapalım? Biz de vermeyelim. Vermeyelim o zaman. Şurada neredeydi o? Tercihleri yazdığı kısım neresi arkadaşlar? Hocam aslında izin veriyor da ama önceki yazdığı tek baskı siliyor. Sonraki eklediğine yazdırıyor. ÖSYM değil mi? Biz TEOK yaptığımız için daha basit. Şöyle yapabiliriz. Şimdi şurada bir tane döngü kurup yazdığımız kod daha önceki kodların içerisinde varsa direkt boşaltırız yani aynı kod var deyip mesaj box gösterip tekrar aynı kodu tekrar sildirebiliriz. Onun için de şurada bir tane döngü kuracağız. Şurada bir tane döngü kuralım. 6 olduğunda bakacağız buna zaten. Şunun içine girelim hatta. Şunun içerisinde bir tane döngü kuracağız. For. Kaç tane text box'ımız var? Tercih sayısı kadar değil mi? E0'dan lise kodları. Lise kodları kadar dolaşsın. Lise kodları nokta length kadar. Evet. Lise kodları nokta length. Buradaki i demeyelim de buna k desek. K diyelim. Dolaşacak. Şimdi if i eşittir k ise bunu continue yapsın. Niye bunu yaptık? I eşittir k ise kendisiyle karşılaştırmayacak değil mi? Kendisiyle kendisinin tekstini karşılaştırırsa eşit çıkar zaten. O yüzden aynı text box varsa onları karşılaştırmayacak. Eğer bizim text box'ımızda if tx diye lise kodlarına bakacağız pardon. Lise kodları nokta k nokta text eşit tx lise kodu nokta text'ine eşitse. Bizim yazdığımız lise kodu daha önce yazılan bir lise koduna eşitse ne diyeceğiz arkadaşlar? Message box show. Bu lise daha önce ne diyelim? Tercih edilmiş. Tekrar yazılamaz diyelim arkadaşlar. Sonra ne yapalım? Tx lise kodu nokta text'ini boşaltalım. Aynısını yazmış ya. Yazdığı için direkt boşaltalım arkadaşlar. Artık olduğu için de çıkabiliriz direkt. Daha önce varmış zaten. Direkt onu boşalttık zaten. Direkt çıkabiliriz. İki yüz dört yüz doksan yedi. Burayı niye boşaltmadın?
Şunu boşalttık ya, oradan kaynaklanıyor. Şunu devam ediyor aşağıya. Boşalttık ama buraya gidiyor yine de. Bir de return yapmamız lazım. Break değil, direkt return yapalım. O dikkatimizden kaçmış. Ha, şimdi olacak. 200, 490, 1940 değil. Tamam. Gelmiyor zaten arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Oldu mu İsa Bey? Rica ederim. Şimdi gelelim tercih kaydetme işlemine. Tercihlerimizin hepsini yaptık ya da en azından bir tane tercih yapmış olmamız lazım, değil mi? Bir tane tercih yapmış olmamız lazım. Ona bakalım. Sadece bir tercih yapılmış mı yapılmamış mı? Bir tane tercih yazmış mı yazmamış mı? Bunu kontrol etmemiz lazım. Sadece şunu kontrol edelim o zaman. TX değil, lise adlarına bakalım direkt. Lise adları değil, lise kodları. Lise kodları desek. Lise adları mı desek? Lise adları nokta text. İlkine bakacağız ya. Tabii bir de şu da olabilir. Adam üçüncü tercihini de yazmış olabilir, değil mi? İlk iki tercihini boş bırakıp üçüncü tercihini yazmış olabilir mi? İşte biz T yok yapıyoruz yani. Öyle şey mi öyle bir. Tamam, fark etmez. Ya bizim şeyimizde değişen bir şey olmaz aslında. Şey de yaptırabiliriz. Yazarken eğer üçüncüye yazmışsa onu direkt birinciye de kaydırabiliriz yani. Önce birinci text box boşsa. Şöyle yapalım. Ama yani değişen bir şey yok aslında. İlk iki tercihini boş bırakması adamın bir şey ifade etmez ki. Ama şöyle bir direkt şey üçüncü var. Tercihi bulur. Şöyle bir şey var hocam. Onu tercihi tutup üstü alabiliyorsun. İşte o, biz T yok yapıyoruz. Fark etmez ya. Tamam, biz ilk tercihini yazdığımızı kabul edelim. Onlara girmeyelim şimdi. Onları da yaparız, ekleriz. Bak, ödevi vereceğiz zaten. Onlara ödevi de ödevi onlara ekleriz mesela. Hocam ondan bir üçüncü tercih yapsanız sırada birinci sıra diyelim. Ben öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Tamam, bunu ona ödevi ederiz yani. Zor şimdi, yapamam ben. Siz yaparsınız falan diyeceğim. Evet, orada yaparız arkadaşlar. Yani sadece orada yapmamız gereken ne yapacağız? Şöyle yapabilirsiniz. İlk lise adlarına bakarsınız. Adam üçüncüye yazıyorsa, ilki boşsa dersiniz ki birinci tercihe yaz dersiniz. Ya da ne yaparsın? Adam tercih lise adını yazmışsa, birinci textbox boşsa direkt onu yukarıya taşıyabilirsin. Ama şöyle de yapılabilir. Yani mesela önce üçüncü tercihini yazıp sonra birinci, sonra ikinci, sonra dördüncü tercih karışık da yazabilir. Kullanıcı en son tercih kaydet dediğinde bakarsınız. Arada boş textbox'lar varsa o textbox'ları dikkate almadan ona göre de sıralayabilirsiniz. Ya da dersiniz ki birinci text tercihiniz boş, önce birinci tercihinizi doldurun ya da sırayı ona göre yapın da diyebiliriz. Öyle de diyebiliriz isterseniz. Yapalım mı öyle? Yani aralarda boşluk var mı yok mu diye onu kontrol edebiliriz. Ya da işte böyle de bırakabiliriz arkadaşlar. Şimdi şunu yapalım olmadı. Tercih kaydetmeyi yapalım, ona ekleriz, ilave ederiz üstüne. Ama bir tane tercih var mı yok mu onu kontrol edelim en azından. İlk tercih var mı? Bir tane tercih var mı onu kontrol edelim en azından o zaman. For. Yok yok, şunu bir devam edelim. Daha ne oldu? 15 dakika ancak olmuştur derse başlayalı ya. 26 dakika olmuş. Bismillah ya. For each yapalım bu sefer. For each. Var item in. Lise. Adlarını dolaşalım. Kodlarında iki karakter yazmıştır adam ama lise adları elle yazamıyor ya. Ya lise bulunamadı yazacak ya da lisenin kendi adı yazması lazım, değil mi? Lise adlarına bakalım. Lise adlarını dolaşsın. Şu hatayı mesajını biliyoruz zaten biz. Ya bu yazacak ya bu yazacak. Bunun dışında bir şey yazmış yazan kaç tane var diye onu kontrol edeceğiz. If. Şunu da text box yapalım da var olarak. Gerçi var o. Direkt text box olacak zaten. Item nokta text. Eşit. Boşluksa ya da item nokta text. Eşit. Şimdi burada lise adlarının hepsine bakacağız. Hepsi boşsa öyle hata mesajı verdireceğiz, değil mi? Hepsi boşsa. Bir tanesi bile boş değilse o zaman boş sayısını bulalım, dolu sayısını bulalım.
boş sayısını bulalım. Tercih sayısını eşitse o zaman ne diyeceğiz ki? Sen şu kadar tercih sayın az. Yani hiç tercih yapmamışsın diyeceğiz. O zaman şurada bir tane sayı int tercih sayı diyelim. Boş tercih diyelim. 0 olsun. Şurada arkadaşlar boş tercih artı artı. Her boşluk boşluğa eşit olduğunda ya da liste bulunamadı yazdığında şöyle de boşluk da bırakmasın. Trim. Trim ne yapıyordu? Boşlukları temizliyorlar. Gereksiz boşlukları temizliyor arkadaşlar. Yani adam boşluk tuşuna basıp geçmiş de olabilir. O yüzden gerçi buraya boşluk tuşu gelmiyordu ki zaten. Çünkü biz oraya elle yazı read only yapmıştık değil mi? Fark etmez, böyle de olsa da olur. Trim yazmamıza gerek yokmuş. Oradan çok kötü değil. Neyse, hepsini dolaştık. Boş tercih sayımızı bulduk. If tercih sayımız nerede yazıyor? Tercih sayısı dizinin uzunluğu kadar değil mi? If lise adları nokta length uzunluğu eşit eşit boş tercih sayısına eşitse ne diyeceğiz? Message box en az bir tercih yapmalısınız. Şuradan aşağıda devam edeceğiz. Eğer tercih yapmışsak arkadaşlar, şimdi ne yapmamız lazım? Bu tercihlerini kaydetmemiz gerekiyor değil mi veri tabanına? Şimdi veri tabanına kaydetmemiz için kaç tercih var kullanıcının? 5. Yani tercih sayısı kaç tane ise o kadar. Bunun için bir tane for each kuruyorum yine arkadaşlar. Var item in. Lise kodlarını dolaşacağız bu sefer arkadaşlar. Lise kodlarını dolaşacağız. Her bir lise kodunu alacağız. O lise koduna ait lise adresini bulacağız. Sonra o lise adresini ne yapacağız arkadaşlar? Alıp lise adresini tercihleri kaydederken, çünkü tercih öğrenci tercihlerinde neler vardı bakın. Niye almamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Öğrencinin adresine ihtiyacımız var. Lise adresine ihtiyacımız var. Bir de tercihin sıra numarasına ihtiyacımız var değil mi? Hangi tercih, hangi sıradaki tercihten bahsediyoruz? Buna ihtiyacımız var. Bunun için o yüzden lise oradaki tercih lise kodundan, pardon, lise kodundan lise adresini bulmamız lazım. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Biz şurada mesela lise adını yazıyoruz. Lise adını çekip liseye yazıyoruz değil mi? Buradaki lise adını yazarken arka planda gizli bir tane değişken tutup o lise adına karşılık gelen lise adresini de tutabiliriz. Lise adına karşılık gelen lise adresini ne yapabiliriz arkadaşlar? Ekleyip tutabiliriz yani. Bir tane dizi değişken tutarız. Niye ben? Lise adlarının yanında şurada int dizisi. Böylelikle bir daha veri tabanı işlemi yapmamıza gerek kalmaz. Lise ID'leri eşittir int dersiniz. İçerisine de 5 dersiniz. Şurada da arkadaşlar lise adlarını kullandığımız her yerde bunu da kullanmamız gerekiyor. Şurada lise adının yanında bir de neyi çekeceğiz? Lise ID'yi böyle mi yazmıştık veri tabanında? Evet, lise ID'yi çekeceğiz. Lise ID. Şunu iyisini sıfır yapalım arkadaşlar varsayılan olarak. Şu lise ID iyisini de yine ne yapacağız? Nokta noktası yok. Pardon. DTROS. Şunun başına int yazsak da olurdu gerçi ama. Neyse artık. Sıfıra bir de ne olacak o zaman? Lise ID'si olacak arkadaşlar. Şunun aynısını yine şuraya da yapıştıracağız.
O zaman lise kodundan lise adını çekmemize gerek kalmadı. Zaten lise kodunu yazdığımızda lise adını atayınca lise ID'sini de bulmuş olduk. Öğrenci ID'sinde ilk giriş yaptığımızda bir tane global değişken oluşturmuştuk hatırlarsanız. Nerede o? Öğrenci ID'sini buraya atamıştık. Burada sıfır ama giriş yaptığımızda bakın şurada. Öğrenci girişi kısmında giriş dediğimiz anda en altta öğrenci ID'yi ne yapıyorduk arkadaşlar? Atıyorduk. Giriş yapan öğrencinin öğrenci ID'sini atıyorduk. Öğrenci ID'si de var elimizde. Liste ID'leri de var. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Tercih kaydet dediğinde şu döngüyle hepsini kaydedeceğiz. Nereye kaydedeceğiz öğrenci tercihlerini? Öğrenci tercihleri tablosuna. Yani insert into tbl öğrenci tercihleri misalcili öğrenci misalcili sıra numarası value as diyeceğiz arkadaşlar. Öğrenci ID'si 1, lise ID'si 1, sıra numarası 1 diyelim. Bunların hepsini bir bir yazdım. Ne alıyorum şimdi? Şurada vt.insert diyeceğiz arkadaşlar. Veri tabanını ekleyeceğiz değil mi? Evet. Insert. Insert diyeceğiz içerisine arkadaşlar. Şuradan insert kodumuzu vereceğiz. Şuradaki bir, ilk sıradaki neydi? Öğrenci ID'siydi değil mi? Öğrenci ID nereden gelecek? Global değişkenimiz vardı öğrenci ID diye. Oradan gelecek. İkinci sıradaki lise ID'si arkadaşlar. Bu nereden gelecek? Lise ID'nin pardon. Bunu for each değil de for yapalım. Çünkü for each işimize yaramayacak. For each yaparsak da şöyle çalışmamız lazım. Böyle dolaşmamız lazım ve aynı zamanda if list ID'si item'da şu anda bu da sıra numarasında nereden alacağız? Yine sıra numarası için yine for'a ihtiyacımız var. For'a ihtiyacımız var. Bunu mecbur for'a dönüştüreceğiz arkadaşlar. Şuradaki sıra numarasıydı. Sıra numarası da i normalde sıfırdan başlıyor. Pardon. K ne olacak? K'nın bir fazlasını alacağız değil mi o zaman? K artı 1 olacak yani arkadaşlar. Sıfırıncı tercih olmaz. Birinci ile ikinci tercih diye gider. Böyle yapmış olduk. Evet. Burada bakalım mantık hatası yaptık mı diye bir görelim. Eklememiz gereken bir sürü şey var daha da. Giriş yaptık. Tercihlerimizi yazdık. 20. Bu öğrencinin tercihi varsa tabii onları da silmemiz lazım. Daha önce tercih kaydet dediğimizde önceki tercihlerin. Aslında bu öğrencinin daha önce tercihi varsa burada tercihlerin ne olması gerekiyor? Yazılı gelmesi gerekiyor değil mi? Evet. Tercihlerin yazılı gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani tercih kaydet dediğimizde yeni halini kaydeder yani. Son halini kaydeder. Eski lise tercihleri varsa onların gelmesi lazım. Veri tabanında var mı bu öğrenciye ait tercih? Biz hangi öğrenciyle giriş yapıyoruz? Ali Coşkun muydu? Öğrenciye bakalım. Edit. Bir öğrenci adresi birmiş. Öğrenci tercihleri bir kesim vardı. Varmış da. Silelim şunları. Oo, silemiyoruz. Çünkü yerleştirmeler yapmıştık ya. Tercih sonuçları da belli açıklandı. O yüzden bu tercihi silemezsin diye. Öğrenci tercih ID şu olsa gerek. Bu
Evet, şimdi sorun yok. Öğrencinin tercihlerini kaydedeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu kaydetmesi lazım. Bakalım. Sıkıntı çıkmayacak inşallah. 200 947. Bu sefer doğru bildik. Birkaç tane daha yazalım. Öğrenciyi kapat. Bunu kapat. Tercih kaydet diyelim arkadaşlar. Kaydet dedik. Kaydetmiş olabilir. Olmayabilir de. Çünkü kaydettikten sonra hiçbir şey yazmadım. Bir mesaj var falan koysan yazayımmış. En sonunda varsa iki tane bir var. Evet, şu ikisi. Yeni kaydettiğimiz tercihler arkadaşlar. Bir daha kaydet diyeceğiz. Bir daha kaydedecek yani. Bir daha ekledik. Böyle çalışsın. İki kere kaydetmemesi lazım. Daha öncekileri silip böyle kaydetmesi lazım. Ekleyeceğimiz çok şey var yani. Doğal olarak. Ekleyelim. Tamam, bunu da düzenleyelim o zaman arkadaşlar. Şurayı silelim. Şöyle yapalım hatta. Daha önce tercihler varsa. Dileyim. Evet. Pardon. Bunu kapatacağız. Daha önce tercihler varsa önce o tercihleri silmesi lazım. Sonra yenisini ekleyecek değil mi? Şurada arkadaşlar. Şu tercihleri eklemeden önce en az bir tercih yapmalısınız dedi. Şurada rt.updateDelete. Update delete diyeceğiz. Delete from tbl öğrenci tercihleri ver ögr id eşittir artı öğrenci id. Öğrenci id daha önceki tercihleri sildi. Sildik şurada. Sonra tekrar yeni tercihleri ekledik arkadaşlar. Bir de var tercih varsa öğrencinin tercihlerinin yukarıdan olması lazım arkadaşlar. Gelmesi lazım. Daha önceki tercihlerimizin gelmesi lazım. Yani biz şurada giriş yaptıktan sonra bu text box'ları yükledikten sonra text box'ları ayarlıyoruz ya. Öğrencinin tercihlerini var mı diye çekeceğiz. O öğrenciye ait tercihler varsa o tercihleri de text box'ta ne yapmamız lazım? Yüklememiz lazım. Yani şöyle düşünün. Önce girdim sisteme, tercihlerimi kaydettim. Ama sonra bir daha girip değiştirmek isteyebilirim değil mi? Tercihlerimi. O yüzden önce bir tercihlerimi ne yapmam lazım? Görmem gerekiyor yani. Önce ne yapmışım, ne yazmışım? Ayık kafam güzel miymiş? Neyi nasıl yapmışım? Bir görmem lazım tercihlerimi ki ona göre ne yapayım? Tekrar güncelleme yapabileyim. O yüzden de şurada daha henüz açılır açılmadı aslında. Liste kodda yüklendikten sonra öğrenci tercihlerinin ne olması lazım arkadaşlar? Yüklenmesi gerekiyor. O zaman şuraya bir tane daha bir metot yazalım arkadaşlar. Diyelim ki void tercih text box'larını ayarladıktan sonra void öğrenci tercih yükle diyelim. Öğrencinin tercihlerini yüklesin yani burada arkadaşlar. Şimdi öncelikle neye ihtiyacımız var? Öğrencinin tercihlerini çekmemiz gerekiyor. Değil mi? Data table'a bir yükleyelim arkadaşlar. Data table dt eşittir vt.select. vt.select deyip içerisinde ne yapacağız? Öğrencinin tercihlerini çekeceğiz. Öğrencinin tercihlerini çekecek kodumuzu yazalım. Bir öğrenci ID'ye ait tercihleri çekecek kod. Sadece öğrencinin adını söylemeye ihtiyacımız yok. Select yıldız from tbl öğrenci tercihleri ver ortaya diyelim. Join yapalım ki lise adını da çekelim arkadaşlar. Liselerle joinleyelim. Ver ot nokta öğrenci id işte neyse bir numaralı öğrenci ait neyi çekiyor bize? Her şeyi çekiyor. Bizim neye ihtiyacımız var? Koduna ve lisenin adına ihtiyacımız var. Tabii lise ID'sine de ihtiyacımız var. Lise ID'sini de ne yapmamız gerekiyordu? Değişkenler atamamız gerekiyordu. Şurada o zaman biz lise ID'sini lisenin ID'sini
lisenin ID'sini, sonra sıra numarasını da çekelim. Madem sıra numarası, lise ID'si, lisenin adı, bir lisenin kodu, lisenin adı, bu kadar mıydı? Evet, bu kadar. Tabii bir de bunu neye göre sıralamamız lazım? Order by sıranoya göre sıralamamız lazım. Çünkü öğrencinin tercihlerinde sırasına göre yüklememiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? Evet, sıra numarasına göre. Bunu çekeceğiz şimdi. Şurada başına et koyayım. Evet, o öğrenci ait tercihleri çekmek için de arkadaşlar şu bir yerine ne yazacağız? Öğrenci ID yazacağız. Aşağıdaki kısım saçmaladı. Neden? Çünkü bunun başına da et yazmamız lazım. Evet, o öğrenci ait tercihleri çektik. Data table'ımız da var. Şimdi tabi öğrenci ait tercih yoksa hiçbir şey yapmayacak. Varsa dolaşacak değil mi? Bunun için ne yapmamız lazım? Bir tane for each döngüsü kuralım arkadaşlar. For döngüsü kursak olur. For each döngüsü kuralım. For kuralım da daha şey olsun. For length ne olacak? dt.rows.count. Kaç satır bilgi döndüyse o kadar. Sıfır döndüyse hiç çalışmayacak değil mi? Hiç sıfır satır döndüyse hiç çalışmayacak. Eğer dönmüşse arkadaşlar ne yapacağız şimdi burada? Sıfırın ilk satır için lise ID'sini almamız lazım. Lise ID i. Lise ID'si i. Ne eşit olacak? dt.rows rows i. Az yukarı çıkalım. Yani kaç satır dönmüşse o kadar bilgi dönecek ya. Bir satırsa sıfırıncı satır oluyor normalde değil mi? İlk satır sıfırıncı satır olmuş oluyor. O yüzden sıfırıncı satırın nesine ihtiyacımız var? Lise ID'si hangisinde? Sıfır birinci sütununda değil mi? Sıfırın biri. Şurası. Bu integer olduğu için başına object türünde olduğu için int yazıyoruz. Lise ID'sini aldık. Şimdi ne almamız lazım? Lise kodunu atacağız. Lise kodunu nereye atacağız? Lise kodları nokta text değil. Önce iyisini yazmamız lazım. Nokta text eşittir. Dt nokta şunun aynısı. Int yok başında bu sefer. 0 0 1 2 oluyor lise kodu. String yapacağız bunda. Şurayı da alayım hatta. Şunu bile alabilirim. Bir de ne var arkadaşlar? Lise adları nokta text var. Lise adları nokta text'te de ne olacak? En sonunda lise adı da var. 3 arkadaşlar. Bu da ne yaptı? Böyle yüklendi. Kaç tane tercihi varsa o öğrencinin tercihini ne yapacak arkadaşlar? Yükleyecek. Ne zaman? Şu öğrenci tercihleri ayarlandıktan sonra, tercih text box'ını ayarladıktan sonra öğrenci tercihlerini yükle. Öğrenci tercih yükle diye çağıracağız arkadaşlar. Burada da o öğrenciye ait tercihleri de yüklemiş olacağız. Varsa tercih. Evet, şimdi bakalım çalıştıralım. Eğer hata yapmamışsak gördüğünüz gibi o öğrenciye ait daha önce yapılmış tercihler ne yaptı arkadaşlar? Geldi. Şimdi değişiklik yaparsak bu tercihleri mesela sildik tekrar yazdık. Ne yapacak? Onları silip tekrar yeniden ne yapacak arkadaşlar? Ekleyecek. Tabii yine tercihleri kaydederken mesaj vermemiz gerekiyor. If koyalım şuraya bir tane direkt. Burada ben bir şifre yapamayacağım. Ne? Bir şifre yapamayacağım. Yaparız. Mesaj bak şu. Tercihleriniz kaydedilecektir. Devam etmek istiyor musun? Yazamadım ya. Hiç klavye kullanmadığımız belli yani. Uyarı diyelim. Mesaj box. Response. Yes, no. Sıra
He? Yes, no, yeter ya. Evet, hayır olsun. Fark etmez, cancel koysak da zaten yes'e bakacağız sadece. Devam etmek istiyor musun? Evet ya da hayır. Ya da bırak, tekrar düzenlesin. İşte hayır anlamında şu. Question. Eşit eşit. Dialog result. Nokta yes'e. Eğer yes'e basmışsa ne yapacak? Devam edecek. Yes'ten farklı bir şeye basmışsa eşit değil diyelim. Yes'ten farklı bir şeye basmışsa işlem devam etmek istemiyor anlamı taşıyacak. Ne yapacak? Return yapacak arkadaşlar. Yes'e basmışsa buraya gir, sadece yes'e basmışsa buraya girmeyecek. Yes'ten başka bir şeye basmışsa direkt return olacak arkadaşlar. İşlem iptal edilmiş olacak yani. Bunu da yapmış olduk. Devam etmek istiyor musunuz dedik. Başka burada ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı gibi. Evet. Tercihleri kaydedik. Tercihleri yükledik arkadaşlar. Tamam. Bu kadar. Tabii bir de şimdi az önce yaşadığımız bir sorun vardı. Öğrencinin tercihlerini silmeye çalıştık değil mi? Öğrencinin tercihlerini silmeye çalıştığımızda tercih sonuçları açıklandığı için mesela şöyle düşünün. Teok'ta tercih yaptınız. Sonuçlar açıklandı. Sonra tercihlerini silebiliyor musunuz? Silemiyorsunuz değil mi? Yani zaten tercihlerin belli bir süresi oluyor. O süre içerisinde tercihlerinizi ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yapabilirsiniz. O süre geçtikten sonra ne yapamazsınız? Tercih yapamazsınız. Ama tercihleri görebiliyoruz mu? Yaptığımız tercihleri görebiliyoruz. Bildiğim kadarıyla. Tercihlerimizi görebiliyoruz ama sadece ne yapamıyoruz? Kaydedemiyoruz. Değişik yapamıyoruz arkadaşlar. Burada da yine öyle bir seçenek koyabiliriz. Öğrencinin bir süre koyabiliriz arkadaşlar. Tercih süresi. İşte ya da ne bileyim tercihlerin tercih zamanı koyabiliriz. Bunun için ayrı bir tabloya ihtiyacımız var. Tercih görüntüleme zamanı ne zaman? İşte tercih sonuçları ne zaman gösterilecek? Bu, o tarihler arasındaysak o seçenekler aktif olacak. Değilsek pasif o durumda olacak arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Tercih görüntüleme işleminde, tercih işlemlerinde şuradaki tercih kaydet butonunu, enable'ını false yaptığınız zaman adam hiçbir şekilde tercihini zaten ne yapamayacak? Kaydedemeyecek, güncelleyemeyecek. Lise adı lise kodlarını da şu lise kodlarının enable'ında false yaparsanız ne olmayacak? Hiçbirisi bu sefer yani lise adı da lise kodu da yazamayacak. Değişiklik de yapamamış olacak zaten. Yani iki şeyi değiştirmemiz gerekiyor o zaman. O tercih süresine göre. Bir de ne yapacağız demiştik ayrıca arkadaşlar. Ekleyeceğiz buna. Kaç dakika kaldı dersiniz? Mesela 20 dakikamız var. 10 dakika. Dün geçen hafta erken bıraktık. Onun hesabına sayarsanız. 19 dakikamız var. Efendim. Git. O sayfayı da yapalım. Çünkü ödev vereceğiz yani. Ödevde su vereceğimiz bir şey yapmayalım isterseniz siz bilirsiniz yani. Biz yaparız diyorsanız yarın yeni bir konuya geçeceğiz. Biz devam edelim en iyisi. Bence biz devam edelim. Efendim? Ödevinin mi olacak? Buna benzer. Yani biraz daha benzer bir şey olacak. İki tane şey var aklımda. Görürsünüz yani. Yani iki şey var. İkisinden bir tanesini ver. Efendim? He? İşte bu yani yerleştirme işlemleri. Koyacağız. Evet. Şimdi tercih kaydetme işlemi yaptık. Bir de ne vardı? Tercih sonuçlarını görüntüleme işlemleri var değil mi arkadaşlar? Tercih sonuçlarını göstermemiz gerekiyor. Yani öğrenciler tercih işlemini bitirdikten sonra biz şurada mesela şey yapmıştık ya şu tercih sonuç butonuna bastığımız zaman tercih sonuçlarını buluyordu. Bunu yetkili birisi yapacak tabii ki. Bir de ne vardı? Öğrenci tercih sonuçları bulunmuşsa öğrencinin tercihlerini görebilmesi lazım. Yani sonucunu görebilmesi lazım. Bir yere yerleştirebildi mi? Yerleştiremedi mi? Yani işte şu okula yerleştiniz ya da şu okula yerleştiremediniz diye ne yapması lazım? Bilgi vermesi gerekiyor. Bunun için de şurada öğrenci girişi yaptıktan sonra arkadaşlar tercih işlemleri bir tane de ne yapalım? Bir tipi top page daha ekleyelim arkadaşlar buraya. Add top diyelim arkadaşlar. Bunu da adını da top page. Böyle mi yazmıştık bunlarınkini ya? Top PG yazmışız. Top PG. Tercih sonuç. Bir de tabii öğrenci ana sayfa yapmamız lazım. Değil mi? Hiçbir şey işleme yani hiçbir şey aktif olmadığı zaman öğrenci ya da tercih sonuçları diyelim.
tercih sonuçları dedik arkadaşlar. Bir tane de hazır şey yapmışken öğrenci ana sayfayı da ekleyelim de. Çünkü öğrenci giriş yaptıktan sonra tercih işlemleri de açık değilse, tercih sonuçları açık değilse, hatta daha doğrusu normalde ne yapılır? Siz giriş yaptığınızda direkt ana sayfa açılır. Öğrenci hangisini isterse ona geçmek ister. Biz de böyle yapalım. Bir tane add top deyip bunu da top page öğrenci ana sayfa. Öğrenci ana sayfa diyelim. Öğrenci ana sayfa dedik. Tekstini de değiştirelim. Ana sayfa. Ana sayfa bile yazamadım ya. Ana sayfa dedik. Bir de bunun sırasını da düzeltelim tekrar. Bunun sırası en son olmaz ana sayfa. Ana sayfa en başta olur değil mi? Şuradan düzeltebiliriz bunun şeyini. Collections. Top Pages Collection'dan şu öğrenci ana sayfayı en üste alalım arkadaşlar. Hatta şöyle araya alalım. Öğrenci girişi, öğrenci ana sayfa, tercih işlemleri, tercih sonuçları diye. Okey. Şimdi bir de form load olduğunda biz diğer top page'leri ne yapmıştık? Silmiştik değil mi? Sadece giriş kalsın diye. Bu sefer yeni eklediklerimizi de silmemiz lazım. Top page öğrenci nokta top pages remove. Diğerlerini de silmemiz lazım yani. Tercih işlemlerini silmiştik. Bir de ne sileceğiz? Top page öğrenci ana sayfayı sileceğiz. Yine bunu niye silmiştik hatırladınız mı? Hatırlamadınız tabii ki. Tercih sonucu. Evet, öğrenci giriş yaptıktan sonra diğer top page'lerin görmesi lazım değil mi? Giriş yapmadan bilgilerini görememesi gerekiyor. O yüzden giriş yaptıktan sonra o page'ler yüklensin diye. Şuradaki de nerede o? Top pages. Öğrenci girişini silmiştik. Diğerlerini bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Şunları geri ekleyeceğiz. Şurada. Remove değil de ne olacak? Add olacak. Girişi silip diğerlerini tekrar ne yapıyoruz arkadaşlar? Ekliyoruz. Şurada olduğu gibi. Yani şöyle olacak. Başlangıçta giriş sadece gözükecek. Giriş yaptıktan sonra hepsi gelecek arkadaşlar. Buradaki sıraya göre eklediğimiz için orada da sıraya göre geliyor. Şunu üste alırsak böyle gelecek. Ana sayfa, tercih işlemleri, tercih sonuçları. Şimdi ana sayfada burada öğrenci bilgilerini yüklememiz gerekiyor. Değil mi? Öğrencinin kendi bilgilerini göstermemiz lazım arkadaşlar. Efendim? Çok bir şey yok ya. Ana sayfa basit yani. Zaten şurada yüklüyoruz ya. Yok gerek yok. Sadece şunları yüklesek yeterli. Şunları yükleyelim sadece. CTRL yükleyelim biz. Şunu alalım buradan. Yani biz şu an yani onu da aslında eklememiz lazım. Aktif dönem hangi dönem dediniz? Öğrenci her dönem girmiş olabilir. Birden fazla dönem girmiş olabilir. Biz veri tabanımızı hazırlarken bir dönemi dikkate aldık yani. Orada bir de yılı eklemeniz lazım. Tercih yılını eklemeniz lazım. Yani sınav yılını eklemeniz vesaire. Hepsini eklememiz gerekiyor. O zaman şöyle yapalım. Sadece buraya biz öğrencinin adını soyadını koyalım ki TC numarasını adını soyadını verelim. Kim giriş yapmış? Üste görebiliyoruz ama biz sadece başlangıçta direkt burası açılsın diye arkadaşlar. Puan da kalabilir aslında. Şu label'ların adlarını tekrar düzeltelim. Label 10 olmuş bu. LL ana sayfa TCNO diyelim. Top page olduğu için isimleri hep aynı vermek zorundasınız. Aynısını veremiyoruz. LBL TC ana sayfa ad soyad. LBL ana sayfa. Efendim? Kaç puan almışız görelim diye. Aslında burada puan sonuçlarını görebileceğimiz bir yerde olmalı. Öğrenci kaç puan almış? Evet hocam. Mesela anlatsa kadar yani gösterebilirim. Bunların hepsini siz yaparsınız değil mi? Abi. Ha, öyle değil yok ya. Vaktimiz yetişmiyor arkadaşlar. Ben ne yapayım şimdi yetişmiyor. Ben yaparım da vaktim yetişmiyor yani. Evde çekiyoruz zaten. Önce bir saatinizi ayırırsınız. Bence de siz eve gidince bir saatinizi ayırarak onu ekleyebilirsiniz. LBL TC no eklerken aynı zamanda ana sayfanın TC numarasına da eşitleyelim bunu.
ana sayfanın TC nosunun teksti. Hem LBL TC nosunun tekstini hem ana sayfanın TC nosunu atacak. Eşittir. LBL ana sayfanın ad soyadının tekstini atacak. Burada yine LBL puanın tekstini atacak. Hiçbir şey eklemedik. Al hepsini birden ekledim. Giriş yaptık. Burada da gelmiş oldu. Buraya girdik. Burada da aynısı. Tercih sonuçlarında da ne yapacağız? Tercih sonuçlarını göstermemiz gerekiyor şimdi öğrenciye, değil mi? Tercih sonuçlarında yine öğrencinin adını söylediğine TC kimlik numarasını, kazandığı okulu, puanını ve kazandığı okulunu göstermemiz lazım. Aynı şekilde şunlarda ne yapmamız lazım arkadaşlar? Yine oraya da yüklememiz gerekiyor. Tamam, tamam. Anladık hocam. Tamam, çok güzel. Tab kontrolü eklemeyeceğiz. CTRC. Yine şunları da ekleyip. Şunun adını değiştireyim. LBL. Daha bitmedi. Neredeyim? LBL TS. Daha 11 dakika var arkadaşlar. LBL TS TCNO. Hocam LBL TS'yi kopyalasaydık keşke. Daha az oldu. LBL TS. Yok, TS'yi yazarız. TS biliyorsunuz Trabzonspor'un kısaltması. LBL LBL TS. Şimdi kod şeyimiz bozulmasın. Yani Trabzonspor'un büyüklüğü sadece harflerin büyüklüğüyle gelmiyor biliyorsunuz yani. Fenerbahçe'den bahsediyorsunuz siz. Evet, Fenerbahçe evet hiç o kadar büyük bir takım değil, doğru söylüyorsunuz. Puan. Bir de yerleşen ne diyeceğiz? Yerleştirdiğiniz okul mu diyelim? Hayır hayır. Okul anlayın hocam. Ya. Yani kaçını tercih yerleştirmiş? Evet, tercih, kaçını tercihi de tutmamız lazım değil mi? Evet. Evet. Yerleştiğiniz okul, okula da dememiz lazım. Kazandığınız okul diyelim. Neyse tek fark etmedi. Kazanılan okul adı. Okul adı diyelim. Ne? Ne fark eder? Textbox yaparsak Ridon'u yapacağız. O da label gibi olmuş olacak. Şurada ne olacak? LBL TS TS kazanılan okul diyeceğiz. Efendim? Efendim İsa? Anlaşılır isimler vermek gerekiyor. Bu da ne olacak? Tekstini değiştireceğiz bunun. Ne diyeceğiz buna? Tercih. Kaçını tercih. Yani. O da olur mu? Tercih. Tercih. Tercih sırası desek yeter ya. Tercih sırası. Tercih sırası. LBL. Sen Fenerli misin lan? Evet. Çok belli zaten ya. LBL TS tercih sırası. Gıcıklığınızdan belli böyle. Nerede her yerde çıkıntı böyle. Nerede var? Hepsi belli ya. Ya yemin ederim. Bu kadar belli etmeyin kendinizi. Evet. Şimdi tercih sonuçları açıklanmışsa tercih sonuçlarını öyle gösterecektik ama biz yine de yükleyelim hepsini. Onları diğer tablo varmış gibi kabul edelim biz. Onlara dikkat etmeden direkt tercih sonuçlarını açıklayalım. Şimdi bunun için yine öğrenci giriş yaptığında yüklememiz gerekiyor. Şurada öğrenci tercih yükle değil de bir tane daha metot yazalım. Şu en altta olsun bu sefer. Void tercih sonuç yükle. Tercih sonuç yükleyeceğiz arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Öğrencinin tercihlerini çekeceğiz. Ama şuradaki TC'nin ad soyad puanını yine nerede yükleyelim? Şurada hepsini birbirine eşitlediğimiz yer var ya. Değil mi? Boşu boşuna yazmaya gerek yok. LBL TS TC'nin nokta text.
tercih sonuçlarının olduğu yer ya burası. Yine LBL ad soyadmış burası. Ad soyad nokta text. Şurada da LBL puan nokta text. Evet. Zaten burayı tekrar yap, çekeceğiz zaten mecburen. Şimdi tercih sonuç yükledi de data table dt sonuç eşittir vt nokta select. Bunun içerisine sorgumuzu yazacağız. Şimdi sorgumuzu elimizde burada yazalım şimdi arkadaşlar. Tabii ki elimizde yazacağız değil mi? Ayaklarımızda yazamayız. Selek Yıldız Buram. Tercih sonuç. Tercih sonuç değil mi ya? TBL tercih sonuç. TBL tercih sonuç. TS join join. Tercih sonuçlarından neye gitmemiz lazım? Öğrencinin adına gitmemize gerek yok. Öğrenci tercihlerine gitmemiz lazım. Hangi tercihine yerleştiğini bilmemiz gerekiyor burada çünkü. Top kalsın. Şöyle tekrar indirelim. Join bir de öğrenci tercihlerinden nereye gitmemiz gerekiyor? Liselere. Hangi liseye yerleşmiş onu tutuyorduk. Efendim? Adı soyadını zaten yukarıdan yükledik ya. Adı soyadını buradan yüklemeyeceğiz zaten. Ver. Ver. Ne diyeceğiz? TS nokta öğrenci ID eşittir 1. 1 numara öğrenci ID tercih sonucu yok. O yüzden aslında giremeyeceğiz biz burada. İşe gelmeyecek. 2 desek 2'ye ait tercih sonucu var. Evet. 2'ye ait tercih sonucumuz geldi. Bize neyi lazım öğrencinin tercih sonuçlarında? Tercih sonuç ID'ye gerek yok. Lisenin adına ihtiyacımız var. Lisenin adına. Bir de kaçını tercihte yerleştirdi. Değil mi? Evet. Öğrenci tercihlerindeki sıra numarasına ihtiyacımız var. Evet. Sıra numarasına ihtiyacımız var. Birinci tercihine şu okula yerleştireceğiz. Evet. Sıra numarasını. İşte hangi tercih, kaçın tercihine yerleşti? Evet. Tercihin sıra numarası. Bunu göstermeyecek miydik? Rekontajan falan diyor da odayı rekontajan o nerede çıktı? Evet, onları da göstermemiz lazım. Yedek yerleşme falan yapmıştık hatırlarsanız değil mi? Yerleşme türüne de bakmamız lazım. Onları da eklememiz lazım. Yardımcı olacağımız. Yok ya, bugün biz böyle yapalım. Yedek kontenjan yerleştirme işlemlerini size bırakırız. Bırakmayız, size bırakmayız. Size kalan sadece devreyi biz yaptık, kulağa kaldı. Eşit bir yarış yapacağız. Bitti bir şey kalmadı. 4 dakikada ben daha neler yazarım neler. Yarın devam etmeyeceğiz, yeni konuya geçeceğiz. Buraya öğrenci ID gelecek. Şuradan LBL TS okul, kazanılan okul nokta text eşittir dt nokta rows dt nokta rows dt sonuç nokta rows 0 cells. Derse gerek yok. Direkt okul adı, lise adı 0. sıradaki lise adıydı değil mi? Nasıl? String. Evet. Kazanılan okul değil de TS tercih sırası nokta text ve bu da ne olacak? 1 olacak arkadaşlar. Bir de şurada şuna bakmamız lazım. If DT sonuç konuşmuyoruz. Rows nokta count yerleşememişse göstermiyor. Hiçbir şey olmayacak değil mi? Else durumunda böyle olacak. Sıfırsa bir yere yerleşememiştir. Birse bir yere yerleşmiştir. Sıfırdan fazlaysa bir yere yerleşmiştir. Tercih sırası normalde sıfır mı gözüküyor öyle olunca? Sıfır gözüküyor herhalde. Yerleşemedin hiçbir tercihine. Hiçbir tercihiniz yok. Ne yazıyor lan? Vallahi hocam hiç denk gelmedim yani. Hiç kazanamayan yok mu? tercihlerinizi yerleştirilemediniz mi?
Lütfen tekrar deneyin. Al lütfen tekrar deneyin. Lütfen tekrar deneyince sayfayı tekrar aç bana anlamına geliyor. Seni... Hocam öyle de yazılmaz ki ya. Yüreğini indirebilir. Vallahi kibarca yazmıyor. Kazanamadınız. Daha ne kadar? Kazanamadın. Kazanamadın, kazanamadın yani. Kazandıysa da kazandı. Sağlam olsun. Evet, bunu da tercihi yükleydi. En sonunda şuraya. Şurada. Tercih sonuç yükleydi burada. Yükledik. Çalıştırdık arkadaşlar. Giriş yaptık. Tercih sonuçları dedik. Kazanamadınız yani. Çünkü bizim tercih sonucumuz açıklanmamıştı. Bir tane daha başka öğrenciyle girelim. 25 ile 25. Liseler var. Bir öğrenci açalım. Seval'la girelim. Ben de girelim. 25. Seval Yılmaz. 25 mi öğrenci numaranı sorun? Evet, siz yazmışsınız değil mi okul numaranızı? Okul numaranı. Sizinkine de bakarız. Hepinizinkine gireriz. Benimki 24 geçiyor da. Tercih sonuçları. Hayır hocam, şimdi 25 görüyor musunuz? Şimdi daha yeni 25 oldu. Ama 25 sonuçta daha bitecek. 25'in içerisinde bitecek. Ben mesela daha şu an 25'i görmedim. Tercih işlemlerimiz de gözüküyor. Tercih sonuçlarımız da gözüküyor. Şimdi buna sadece eklenmesi gereken ne kaldı arkadaşlar? Bir tane daha tablo ekleyeceğiz. O tabloda tercih işlemlerini ve tercih sonuçlarının tarihleri tutacak. O tarihlerde eğer şey varsa bunlar ne yapacak arkadaşlar? Kapatılacak. Aktif pasif edilecek. Pasif edilecek. Ne? Fotoğraf mı? Evet, hepsini koyabiliriz. Yani daha çok şey ekleyebiliriz. Onları işte size bırakıyoruz bundan sonra güzeli. Bugünlük bu kadar. İmza kağıdı dolaştı değil mi? Dolaştı.